Serhat Boyları Derneği geleneksel hale getirmiş olduğu Sarıkamış Şehitleri için saygı nöbetini bu yılda sürdürdü. Dondurucu soğuk altında yakılan ateş etrafında toplanan dernek üyeleri saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra şehitler için dua ve niyazda bulundular. Güzel. Bu arkada kalanlar... Ya sus, ya sus. Diğer bana Türk bayrağı biter de bana verin. Ben ateş yakın. Bizim ezacı nerede? Onu getir ezacı. Temrat mı? Bir temrat mı? Tamam, fazla üstüne atma. Torbaya böyle çevir de. Tamam. Tamam, biraz şey yoksun. Nereden alacağız Hakan? Bu taraf. Havaya kaldı. Ne de güzel ısıttı ya. Kanlarıyla sunayan insanların anısı hürmetine burada toplanmış bulunuyoruz. Rabbimiz, o insanların can verdiği değerler uğruna burada bulunuyoruz. Ya Rabbi, onları o değere sahip çıkma konusunda nasıl ısrarlı kıldıysan, bizleri de hem o şehitlerin anısına hem de o emanetin taşınmasında ısrarlı olan kullarından eyle ya Rabbi. O şehitler bu toprakları kendi kanlarıyla güle çevirdiler. Bu gülü düşmanın eline düşürme ya Rabbi. Bizi o şehitlere layık kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Sarıkamış Hareketi'nin 102. yılında yine Serhat Boyları Derneği olarak seyitlerimizin huzurunda o dönemde verdiğimiz sözü tutarak nöbet tutmaya söz verdik ve nöbete devam ediyoruz. O zaman dedi ki, ey ecdat, siz bu vatanı bize vatan etmek için, burada hür ve bağımsız yaşamamız için üzerinizde yazlık elbiseler vardı, açtınız, hastaydınız ama yüreğinizdeki o iman, vatan ve millet sevdası buralara kadar gelip buralarda şehit oldunuz. Sizleri unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. 102 yıl önce nasıl emperyalist devletler birlikte Türk milletini tarih sahnesinden silmek istiyorlardı. O zaman karşınızdaydı. Göğüs göğüse bir muharebe vardı. Ama bugün 102 yıl sonra tekrar aynı emperyalist devletler yine Türk milletini bertaraf etmeye ve Türk milletini diz çöktürmek için gayret içerisindeler. Ama sizler bize bir şey öğrettiniz. Bu vatan için ölmeyi, bayrak ve din için ölmeyi. Bizler de şu anda hazır vaziyette duruyoruz. Ve emperyalist devletlere diyoruz ki siz başaramayacaksınız. Siz kaybedeceksiniz. İçimizde hain bulsanız da, siz terör örgütleri kursanız da, terör örgütlerini destekleseniz de ama kaybeden siz olacaksınız. Çünkü aziz Türk milleti bölücülüklerle, fitneyle, fesatla değil, kardeşçe bir arada, Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, Sünnisi, hepsi bir arada devletinin, milletinin ve seçilmiş iradenin yanında
ve demokrasinin yanında yer alarak sizlerle mücadele etmeye hazırdır. Sizlerden korkmuyoruz ve sizler kaybedeceksiniz. Millet olarak biz kazanacağız. O günkü Kahraman Necdet buraya gelirken üzerlerinde yazlık elbiseleri vardı. Eksi 40 dereceleri görmüşlerdi. Onlar o soğuğa dayanmadı ve o soğuktaki o çetin kış şartlarında burada şehit oldular. Fakat biz burada üzerlerimizde kalın giysiler olmasına rağmen, yaktığımız ateşin etrafında ısınmalarımıza rağmen üşüyoruz. Ama üşürken de ey ecdat sizleri unutmuyoruz. Sizlere minnet borcuyuz ve sizin açtığınız yoldan aziz millet devam etmeye hazır. Çok teşekkür ederim. Evet. Şu anda ya, o duygular anlatılmaz ancak yaşanır. Keşke biz de o zamanda yaşasaydık da ecdadımıza en azından bir destek olsaydık ama maalesef yaşayamadık. Şimdi de Serhat Beyleri Derneği Başkanı Muharrem Yıldız ve aynı zamanda Kars Spor Kulüp Başkanı olan Muharrem Bey'in destekleriyle, çabalarıyla biz de karınca kararınca bu soğukta ecdadımızın anısını yaşatmak istediysek ne mutlu bize.